Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz Milli Atmaca Gemi Savar Füzemizin son testi ve buradan neler çıkarabileceğimiz. Çünkü gemi savar füzemiz hedefi olan gemiyi başarılı şekilde vurdu. Ancak ek detaylarında olayların perde arkasında bakmamız gereken şeyler var. Mesela hedefine verdiği zararı genel durumunu tümüyle görmemiz gerekli. Bu da kendi tarzımızla farklı şekilde inceleyerek olur. Peki öyleyse Atmaca hedefindeki gemiyi neden ikiye bölemedi? Bu testlerden neler çıkarabiliriz veya sırada şimdi ne olacak? İncelemeye başlayalım. Donanmamız için milli ürünler, özellikle atmaca bağımsızlığımız konusunda son derece önemli. O yüzden Kardak krizi zamanındaki şu kısa hikayeyle girmek istiyorum. Yıllar önce eski Yunan başbakanının Amerikalı diplomatla yaptığı görüşmede Kardak konusu geçmiş. Yunan başbakanın o gece kan dökülmediği için mutlu olduğunu belirtmesi üzerine Amerikalı diplomat gülümsemiş. "Zaten isteseniz de hiç kan dökülmeyecekti." demiş. Yunan başbakan şaşkın. "Nasıl olur? O kadar gemi karşı karşıya." Bunun üzerine diplomat ibret alınması gereken o sözleri söylemiş. Amerikan gemileri, Amerikan mühimmatlarıyla ve Amerikan istihbaratıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bizim Türkiye ve Yunanistan arasındaki iki küçük gemimiz sizin bütün teknolojinizi bozacaktı. Bu Türk tarafı için de geçerli. Yani attığınız füzeler sadece ölü balıklar olacaktı demiş. İşte bu bağımsızlığımıza atılmış en büyük prangadır. Başkalarının eşyalarını kullanırsanız her istediğinizi yapamazsınız. Artık atmaca sayesinde attığımız füzeler ölü balıklar olmayacak diyelim ve gelelim objektif olarak atmaca testini değerlendirmeye. Bu test üst üste yapılan diğer testlerin en sonuncusuydu. Yani füze bir harp başlığıyla hedefini vurarak kendini göstermiş oldu. Daha önceki testlerde güdüm sistemleri kapatılmıştı ona rağmen vurmayı başarmıştı. Ya da 220 kilometre olan menzilini denemiştik. Yine ona rağmen buna yakın menzillerde vurmuştu. Şimdi bunların hepsini alıyoruz ve görüntüleri süzgeçten geçiriyoruz. Son testlerde göze batan çoğu kişinin görebildiği ilk şey atmacanın hedefini vurmadan önce suya 1,5 metre kadar yakınlaşmış olması. Bu özelliğe sea skimming yani deniz kayması diyoruz. Füzeler, özellikle gemi savarlar, düşman radarları tarafından görünmemek için suya son derece yaklaşırlar. İlk atıldıkları zaman burada atmacanın TCG kınalı adadan atıldığını görüyoruz. Belirli bir seviyede yükselirler. Arkasında booster dediğimiz ilk iticiler var. Füze bu sayede hızlıca gereken hıza gelir. Daha sonra itici atılır ve atmaca alçalarak sea skimming yapmaya başlar. Tatbikatta aynısını yaptığını görüyoruz. Dünyanın şeklinden dolayı aslında bu çok önemli bir detay. Ne kadar alçakta uçarsanız, hem dünyanın yuvarlak şeklinden yararlanır, hem de denizle bütünleşerek radarlara görünmez olabilirsiniz. Radarların en büyük problemi küçük şeyleri görmekte zorlanmaları. E siz bunu denizle de birleştirirseniz, kaçınılmaz sonuçlar doğar. Füzeyi sadece ufukta, yani 30-40 kilometre mesafede tespit edebilirsiniz. VLS'den atılan füzeler için çok kritik. Yani durdurmak isteyenin yakın menzilli hava savunma sistemlerine bel bağlamaları olası. Phalanx gibi, SIRAM gibi sistemlere. İşte o zaman füzemizi durdurma oranları son derece düşebilir. Çünkü modern gemi savarlar bu son aşamada manevra yapmaya başlarlar. Envanterimizde bulunan Harpun füzesinde ve Atmaca'da bu özellik var. Füze sağa sola karmaşık hareketler yaparak yakın menzilli hava savunma füzelerinden kaçmaya çalışır. Bu da karşı tarafı sürekli hesaplamalar yapıp farklı noktalara ateş etmeye zorlar. Yani dümdüz gelen bir hedefe vurmak haliyle daha kolay. Tabi kolay diyorum ama sağ sola hareketler yapana göre kolay. Yoksa dümdüz füzeyi vurmak bile aslında çok zor bir iş. Bu da atmaca gibi akıllı füzeleri bir bakıma dokunulamaz yapabilir. Ayrıca atmaca yeni bir füze. Bizde olan harpum füzelerinin aynı versiyonlarından yakınımızdaki bize karşı duran ülkelerde de var. Mısır, Yunanistan, İsrail hepsinde fazla sayıda. Bu da ne demek? Füzenin çalışma mekaniğini fazlasıyla bildikleri anlamına gelir. Hangi seviyede sea skimming yapar? Hangi mesafede tespit edilir? Ya da o son sağa sola hareketleri neye göredir? Hepsi orduları tarafından çalışılmış senaryolar. Yani biz onlara bir harpun fırlatsak, mekaniği bildikleri için durdurabilme oranları artacaktı. Şimdi böyle bir sorun, böyle bir problem bilmedikleri için kalmadı. İnsan bildiğinden değil, bilmediğinden korkar diyelim. Ancak her şey bu kadar pozitif değil. Geliyoruz, güzel şeyleri söyledik. Objektiflik adına biraz da karşı tarafa bakalım. Çünkü herkes güzel yönlerini söylerken hiç kimse suya bu kadar yakın gitmenin kötü yanlarını söylemedi. Bunları da bilmek lazım. Suya yakın olmanın en kötü yanı, karşı tarafın sizi göremediği gibi sizin de karşı tarafı görememenizdir. Sabit bir hedef olsa sıkıntı yok ama iş hareketli hedeflere geldiğinde onu görüp vurmanız zorlaşır. İşte yapılan testlerin aslında bir sıkıntısı bu. Karşıdaki hedeflerin sabit konumda olmaları. Muharebe anında her türlü problem sıkıntı çıkacak. Gemi kısmında RF arayıcı bir başlık bulunmakta. Bu yayım yaparak bir nevi radar misali hedefini görmeye çalışır. Fırlatıldıktan sonra güvendiği şeylerden biri bu. Füzenin sapma değeri en önemli noktalardan biri. Muhtemelen hedefi olan TCG Işın gemisini de tam kalbinden bu şekilde vurdu. Şöyle ki bu başlık gemi savar fırlatıldığında çoğunlukla aktif olacak ve ona hedefini arayacak. Harpun gibi herkesin elinde olan gemi savarlar bu yüzden elimizde olduğu sürece tehlikeli. Çünkü karşı taraf yine nasıl yayımlar yaptığını bilmekte. Elektronik karıştırmayla füzeyi gerçek manada salak etmeleri mümkün. Şimdi bu sorunu da son atmaca testlerinden sonra seri üretime başlayacak olmasıyla çözülmüş oldu. Son olarak geldik merak edilen etki bölümüne. Atmaca bu gemiyi neden ikiye bölemedi? Şöyle ki, gemi savarlar gemileri ikiye bölmek için yapılmazlar. Amaçları hedefine ağır yaralar verip batırmaya çalışmaktır. İkiye bölme işini geminin tam altında patladığından torpidolar başarabilir. Bu da gemi savaşları aslında bir noktada sıkıntıya sokar. Hedefini tek atışla batıramaması gibi sıkıntılar. Testlerde gördüğümüz TCG Işın gemisi askeri bir kurtarma gemisi olsa da çok güçlü yapıda ya da büyüklükte değil. Emekliye ayrılmış, malzemesi yaşlanmış eski bir gemi. Atmacanın hedefinde olacak modern savaş gemileri çok odalı yapılarda veya güçlendirilmiş olacaklar. O yüzden TCG ışın gemisi batsa da atmaca bazı hedeflerini muhtemelen batıramayacak. Sadece bu hedefi üstünden her şeyi başarır düşüncesi yanlış. Tabi bu size kötü imajı vermesin. Güçlü gemileri batıramasa bile onlara ağır yaralar açması bizim için yeterli. Videoya baktığımızda TCG ışının boyutlarına ulaşan bir duman ve şok dalgası görüyoruz. Yani içindeki 220 kilogramlık patlayıcı fazlasıyla kuvvetli. Roketsan işe el atıp patlayıcıyı kendi teknikleriyle güçlendirmiş. Füze çarptığı yerde bu güç sayesinde geniş bir tahribat oluşturmuş. Çarptığında çıkan dumandan geminin yan bölgesinde geniş bir delik açtığı çıkarımını yapabiliriz. Bunu benzer şekilde modern gemilere yaptığı takdirde batıramaz, atc 3200 motoru Savunma Sanayi Başkanlığından onayını aldı. Seri üretime girecek ve SOM atmaca gibi füzelerimizde kullanılacak. Bildiğiniz gibi yabancı motorların bize verilirken sınırlamaları var. Bu da menzil olarak performans ve gezgin seyir füzesi diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.